tamam mı kardeş? Bu masadakiler bana çalışmana yeter mi? Zeynep Hanım'ın yasa dışı yollardan benim bilgisayarıma girip aldığı hiçbir evrağın mahkemede geçerliliği yoktur. O evrakları ben senin bilgisayarından aldım baba. Gene de bir işe yaramaz. Sevgili karımın Kaan Yurtgil'in ölümüyle ilgili beni suçlaması da bir işe yaramaz. Orada aktardığım para bir geri ödemeye aitti. Peki annemin mezarına, onun mezarına fethi kabir yaptırsam ne olur? Gerçek ölümünün sebebini ortaya çıkarırsam. Ya da Cemil Tuna cinayetinin azmettiricisinin sen olduğunu kanıtlasam ne yaparsın? Ne oldu, dinli miydin? Söyleyecek bir şey yok da ona. Şimdi senden birkaç şey isteyeceğim. Sen de onları yapacaksın bize. Bir. Bu Kerem'i içeriden çıkartacaksın. İçeriden çıkmasına yardımcı olacaksın. İki. Bu cansız kodu bana vereceksin. Üç. Özlem Güre, yani Cemre'nin annesine ne olduğunu anlatacaksın. Beni arıyormuşsun. Seni arıyorum cansız. Hem de çok yaklaştım seni bulmaya. 48 saatin var. 48 saat içinde eğer beni bulamazsam seni öldüreceğim. Bir şey iç bari. Biliyorum, bizi izliyordu, ben biliyorum. Cansız burada. Bak, bizi izliyordu. Tamam, ne olur hadi durmayalım burada, içeri girelim. Kadir, ne olur içeri girelim. Ne olur içeri girelim, ne olur. Var. Benim eğer 48 saatim varsa senin de 48 saatin var. İstediklerimi vereceksin. Niye sinirlendin? Korktuğun biri mi aradı yoksa? Ulan! Kadir yapma. Artık üzülmüyorum baba. Bundan sonra da başına gelecek şeyler için üzüleceğimi de sanmıyorum. Senin söyleyecek bir şeyin var mı Belma?
Çok hata yaptım. Hepsinin farkındayım. Ama en azından kendime şunu söyleyebiliyorum. Her şeye sıfırdan başlayabilirim. Peki sen Selim? Sen yapabilir misin? Sana hiç unutmayacağım bir hatıra vermiş oldum. İnsan son nefesini vermeden önce bir şeyler görürmüş. Aklı bana bir oyun oynarmış. Hani gidip gelenler diyorlar ya. Bütün hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden gelip geçti diye. Bu işte insan aklının oynadığı bir oyunmuş. Aklın yaşaman için yapıyormuş bu oyunu. En önemli hatıralarını sana hatırlatıyormuş. Yaşa. Yaşa diyormuş, yaşa, ölme, yaşa. Sana öyle bir hatıra bıraktım ki... son nefesinde aklın bunu hatırlatacak sana. Adem'in ölümünü. Sen ne hatırlayacaksın? Oğullarım. Eğer oğullarından birini sen öldürmüş olsaydın, çektiğim acıyı anlardın. Adem senin oğlun değildi ki. Adem benim kardeşim. Veli. Veli. Bir kumar oynadın ve kaybettin. Sana silahı doğrulttuğunda silah boştu. Ama seninkinde dolu çıktı. Senin öldürmen iyi oldu. Bana kalsaydı çok acı çekerdi. Senin Adem beni polise sattı. O yüzden Kadir Adalı elimizdeki parayı alabildi. Ben de Kadir Adalı'ya 48 saat süre verdim. Aynı süreyi sana da veriyorum. Bana o kaseti bul, al, gel. Alo Demir. Efendim? Şu Cemil Tuna'yı öldüren çocuk neydi adı? Yakup.
Bu çocuk sakın bir hata yapmasın. Tamam, uyardım kendisini zaten. Bugün yarın gidiyor. Bir daha uyarsan, gerekirse yüz yüze. Neden? Ne oldu ki? Sen çocukla konuştuktan sonra ofise gel, orada anlatacağım. Tamam. Şimdi Selim içeri girene kadar polisler dışarıda bekleyecek. Herhangi bir durum olduğu zaman beni haberdar edersin. Yani korkacak bir şey yok. Var. Nedir? Selim dışarıda olduğu sürece güvende olmadığımı biliyorum. Bak, ben senin güvenliğin için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapacağım. Teşekkür ederim. Bir şey daha var. Böyle sakladığın, anlatmadığın, bir es geçtiğin herhangi bir şey var mı benden? Yok. Peki, demiri ne zaman döküleceksin? Onun hakkında bildiklerim benim başımı da belaya sokar. Ama susarsan da başını belaya sokacak, bir şey değiştirmeyecek ki. Selim'den sonra sıra Demir'e gelecek. Gelecek. Bil bunu, haberin olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana 48 saat verdi. Bu süre içerisinde sizi ona vermemi istedi. Biliyorum, biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ona o süreyi veren benim. Bu süre zarfında beni bulamazsan seni öldüreceğim dedim. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki istediğini vereceğiz. Nasıl yani? Teslim mi olacaksınız? Selim, sana verdiğim o kurşun duruyor mu, saklıyor musun? Evet, saklıyorum. Güzel. Çok yakında lazım olacaktı. Git Selim. Git, kurtul şu belalardan. Yoksa o belalar öldürecek seni. Müsaadenizle. Sen gitsene içeri canım. Tamam. Geliyorum ben. Söyle Çetin. Abi, Yakup'un kaldığı yeri tespit ettik. Biliyoruz şimdi. Tamam, dikkat et. Babam bu saatten sonra her türlü şey yapar. Haber verin ona. Manitan arıyor. Var. Aç şu telefonu gerizekalı, aç şunu. Polis kapının önünde. Çıkın hemen. Ne polisi ya? Duyuyor musun beni? Çıkın evden, polis eve girecek. Koş. Koş, 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 koş. Hadi,
Herkes beni yine yakalayamadı Merkez. Lan gerizekalı! Neye seviniyorsun gerizekalı? Cinayet işledin lan sen, cinayet. Yakalansaydın içeriden kafanı çıkaramazdın sen. Lan sen bir sesini alçalt da. Bana iyi gelmiyor biliyor musun? Kulaklara iyi gelmiyor yani. Kulağını şimdi. Ne oldu? Yakup bulabildiniz mi? Alamadık abi. Kaçtı. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Vaktimiz çok nasıl olsa. Yakup elini kolunu sallaya sallaya geçsin dışarıda. Yani Kerem içeride yatabilir. Herhangi bir problem yok. Siz rahatınıza bakın, tamam mı? Kaçmış mı? Demir'i sorgulasan. Demir Yakup'u vermez. Kendini riske atmak istemez. O yüzden Yakup'u vermez. Peki Meral? Meral neyi? Meral diyorum, ben bulsam. Onun anlayacağı dilden konuşsam işe yarar mı? Yaşın biraz genç olsaydı seni akademi sınavlarına gönderirdim. Ne demek istiyorsun sen? Canım bir şey demek istemiyorum. Diyorum ki yani senden iyi polis olurdu demek istiyorum. Ha sen benim yaşıma bir imada bulamadın yani. Hayır ne münasebet Zeynep. Ben senin gencecik kadınsa ben senin yaşına niye imada bulunayım ya? Ne bileyim yani sanki böyle yaşıma bir imada bulunuyormuşsun gibi geldi bana. Tövbe ya tamam. Bir şey demedim tamam mı? İmada mimada da bulunmadım. Git Meral'le konuş diyorum sana. İyi. Sana buradan gitmeni söyledim, beni dinlemedin. Sürekli adres değiştir dedim, yine dinlemedin. O yüzden sana bir şey söylemeyeceğim. Enteresan. Beni salıyorsun yani. Yok, salmıyorum. Sadece başına geleceklere katlanırsın diyorum. Başına gelecekler derken... başımıza gelecekleri kastediyorsun. Yani benim başıma bir şey gelirse hep beraber taklaya geliriz. Onu diyorsun değil mi? Bak birader, git buradan. Arazi ol, uzağa. Çünkü burada kalırsan biteceksin. Anladın? Ayrıca Meral'in Kerem'in annesiyle bana geldiğini biliyor muydun? Kerem'i kurtarmak için. Bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Bu arada benden istediğini alamayacaksın. Çünkü Kerem'in içeriden çıkışı yok. Aynısını annesine de söyledim. Kerem orada ölecek. Ne oldu? Arama yapılacak. Herkes mutfak bölgesine. Hadi, 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 hadi. 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 Her tarafa bakın. Hadi çıkıyoruz arkadaşlar. İyi baktın değil mi? Baktım. Herhangi bir hazırlığı yok. Başına gelecekleri bilseydik yapardı hazırlığını. Kadir. Efendim. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Nereye gideceğim? Nasıl gireceksin eve? Anahtar da sende mi anahtar? Bende. Ver hadi.
Ya lütfen ver, gözümden uyku akıyor, ne olursun. Ha, gel yaklaş azıcık. Al bakalım bu evin anahtarı. Bu da yedek. Nasıl? Yedeğini mi yaptırdın? Ben istediğim zaman o eve gireceğim. Sen istediğin kadar anahtar değiştir, kilit değiştir, hepsini yedeklerim. Al bakalım Kadir'cim. Evin anahtarı uykunda gelmişti senin. Hadi canım, iyi geceler. Ya sen var ya sen. Yarın Zeynep Hanım'ın hesabına para transferini yap Demir. Tabii, yaparım. Önce Kerem, sonra Zeynep, sonra Belma. Hepsinden tek tek kurtulacağım. Bana yapılanları unutmayacağım. Hele Belma'yı. Benden başka bir isteğiniz yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Yok Demir, gidebilirsin. İyi akşamlar. Sabah. Ben de daha sabah olmadı gülüm. Ben daha gecedeyim. Demir'i diyorum, Demir'i. Dün gece söylediklerini diyorum. Bana bak. Senin bu Kerem takıntın var ya. Beni bitiriyor. Ben de seni bitiririm lan. İpini çekmeme çok az kaldı, haberin olsun. Öyle mi? Nasıl bitireceksin beni? En yakın arkadaşın Cemil'i öldürüp Kerem'in üzerine attığın gibi. Beni de öldürüp suçu başkasının üzerine mi atacaksın Yakup? Bırak! Yakup bırak! Bana bak lan. Bana bak lan! Seni kendi ellerimle öldürürüm. Kimseye de atmam. Yar yatarım. Anladın mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim, seninle bir daha karşılaşacağım aklıma bile gelmezdi. Benim de öyle. Seni buraya getirebilecek tek şey video. Doğru mu? O videonun da tek bir kopyası var. O da sende. Doğru mu? Doğru. Bak, çok param yok. Ama eğer videoyu bana verirsen bütün paramı sana verebilirim. Benim parayla pulla işim yok. Ben paha biçilmezim. Benim gibi bir adamı parayla tavlamaya çalışmak çok saçma değil mi? Paha biçilmez mi? Evet. Ben eşsizim. Merkezin bir kopyası vardır. Ama benim yok. Mesela sen. Senin gibi birini ya dışarıda, sokakta görebilirsin. Ama beni asla. Hasta mısın sen? Yok. Çok iyi hissediyorum. Neyse. Meseleye geri dönelim. Sen benden video istiyorsun. Peki neden şimdi? Çünkü ondan kurtulmak istiyorum. Kim böyle bir video ile yaşamak ister ki? Şimdiye kadar yaşadın ama. Artık istemiyorum.
galiba ben senin o videoyu neden istediğini biliyorum. Videoyu ortadan kaldıramazsan Selim'den tek kuruş alamazsın. Yani boşanırsanız onun parasına dokunamazsın. Ama videoyu alırsan ve ortadan kaldırırsan Selim'in altındaki donu bile çekip alırsın. Doğru mu? Doğru. Videoyu verecek misin? Vermeyeceğim. Kendi menfaatlerim için kullanacağım. Anlamadım. Birinden bir şey isteyeceğim. Hem de çok önemli bir şey. Eğer reddederse o videoyu kullanacağım. Yani sen her halükarda kaybettin. Birazdan Selim gelecek. İstersen burada karşılaşma. Neden seninle ilgili hiçbir bilgi yok? Ha? Ne emniyette, ne polis muhbirlerinde. Seninle ilgili hiçbir bilgi yok dayı. Sen elim kanlı diyordun, niye içeride yatmadın? Ha? Yatıyorum ya. Burası benim hapishanem işte. Cezamı burada çekiyorum ben. Bak. Delikanlı, şu gördüğün eşyalar var ya. Bunlar hepsi insan benim için. Hepsi böyle tek tek bana geçmişimi hatırlatıyor. Hepsi. Peki. Bu sana neyi hatırlatıyor? Bu benim sırat köprüm. Bu benim cehennemim. Bu benim oğlum. Oğlum. Hayırdır, niye sinirlendin şimdi dayı? Delikanlı. Arif olan aynı kusuru tekrarlamayandır. Bir daha buna dokunma. Bırak herkes kendi cehennemini yaşasın ya. Sen seninkini, ben benimkini. Sen neyse boş ver. Ne yaptın, karar verdin mi? İkinci basamağı bana verecek misin? Affetmeyecek misin onu? Yani cansızı. Sen olsan affeder miydin? Soruya soruyla karşılık verme.
Cansız benim düşmanım değil ki. Bak. Bir karın var. Bir de çocuğum var. Ve onların ikisini de senden alıyorlar. Yoklar artık. Onların canını kastedildiğinde buluyorsun. Şimdi misal. Ben cansızla konuşuyorum, farz edelim. Dayı. Onun böyle gözlerinin içine bakıyorum diye farz edelim dayı. Bir an tereddüt etmem. Tereddüt etmem. Dayı. Güzel. Güzel. İşte bu. Sana vereceğim bu adresteki adam Cevdet, seni cansıza götürecek olan adam. Adı Cevdet. Onu yakalarsam, bir de konuşturursam, o seni cansıza götürür. Acımam bak, sıkarım. İndir o elindekini. İndir. Elinizdeki. Alo. Sıkarım. Bas. Bas. Alo. Ulan kime diyorum ben? Bak, sıkarım. Tereddüt ettin. Kim bunlar dayı? Sen. Kimsin? Kimi arıyorsun? Cansız'ı arıyorum. Niye? Ne yaptı ki sana? Babam öldürdü. Sen? Cansız'ı arıyorum. Abimi öldürdü. Bak. Herkes Cansız'ı arıyor. Kafam buluyor. Onlar sahte olabilir. Bu su tabancası değil. Ben bunu sıkardım. Ama ateş etmeyeceğini bilmek için derviş olmaya gerek yok. Merhametli bir adamsın sen. Tereddütünün nedeni bu. O adresini verdiğim Cevdet seni cansıza götürecek. İnşallah cansızın karşısında tereddüt etmezsin. Bu senin karını çocuğunu öldürdü. Tereddüt etme. Tereddüt etme. Benim. Kadir. Konuşmamız lazım. Yüz yüze. İki medeni insan gibi.
Yerini söyle. Ben sana konum atarım. Kadir bana dün gece 48 saat süre verdi. Bu süre içerisinde Cansız'ı ve Kerim'i serbest bırakmamı istedi. 48 saat içinde hem Cansız'ı hem Kerim'i alacak. Cansız da aynı şeyleri söyledi. Kadir'in istediklerini alacağını söyledi. Peki neden 48 saat? Kadir'i hazırlıyor. Karşısına çıkanı Cansız zannedip öldürsün diye. Yani onu öfkelendirecek. Yavaş yavaş dolduracak. Aklı sıra bir oyun hazırlıyor işte. Nasıl bir oyun bu Veli? Açık açık söylemeyecek misin bana? 48 saatin sonunda birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Seni bilmem ama ben kazananların tarafında olacağım. Ben de kaybedemem Veli. Duyuyor musun? Kaybedemem. Güzel. Güzel. Kerem'den başlayalım mı? Kerim'i öldürecek adam buldun mu? Hı-hı. Başıma bela olmayacak değil mi? Kerem bir cinayete kurban gitmeyecek ki. Nasıl olacak peki? İntihar edecek. Ama bu sana 200 bin liraya patlar. Bu indirimli hali. Sana dumping. Tamam. Parayı teslim edeceğim adresi ver bana. İçerideki adamına da söyle. Kerem işini bitirsin. Belki çoktan bitirmiştir. Bugün cenaze var yani. Yani. Kerem Korkmaz hastaneye götürülüyor kontrol için. Ne hastanesi? Kerem'e bir şey mi oldu? Bir kavgaya karıştı. İki gardiyanla kavga etti. Gardiyanların onu öldürmek istediğini söylüyor. Kerem nasıl? Bir şey oldu mu ona? Kerem Korkmaz gayet iyi. Dediğim gibi kontrol amaçlı götürülüyor. Hangi hastane? Bir bilgim yok. Ya ne demek bir bilgim yok ya? Hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenene kadar burada bekleyeceğim. Efendim Serpil teyze. Meral. Kızım neredesin? Serpil teyze beni arama artık. Ben elimden gelenin fazlasını yaptım. Daha fazla bir şey yapamam. Kapatıyorum. Dur, dur Meral ne olur kapatma. Kerem'in hayatı tehlikede. Nasıl yani? Ne demek o? Bak orada güvende değil. Demir denen adam, o adam bana dedi ki Kerem ölecek. Ben böyle hiçbir şey yapmadan duramıyorum Meral. Yani bak son bir kere daha yan yana gelelim. Belki bir yolu vardır ha? Oğlumu kurtarmanın belki bir yolu vardır Meral.
Son bir kere yan yana gelelim. Ben seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Tamam, geliyorum. Neredesin? Tamam, bekle, geliyorum. Geliyor. Merak etme, tamam mı? Bundan sonrasını ben halledeceğim. Hadi küsün, azıcık küsün. Numara yok. İnan bana. ...8 saatin kaldı. Hala beni bulamadın. Seni hızlandıracaksa... ...arabanın babasına tutar. Kadir, ne oldu? Allah kahretsin! Sen yaptın değil mi? Ne yaptın? Ne diyorsun sen be? Sen beni buraya bilerek çağırdın değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bir dinle beni sen. Sen beni buraya bilerek çağırdın değil mi? Sapan konuşma, dinle beni. Nasıl senin burada olduğunu biliyordun? Ben cansızı. Ben tek başıma geldim buraya. Lan gel, ben söyledim. Dinle beni. Dinle beni. Sakin ol. O arabanın bagajında ne var? Git. Kendin gör. Sen öldürdün değil mi Adem'i? Ben öldürmedim. Ulan! Lan bana geldi lan bu çocuk! Lan senin yaptıklarından bu hayattan o kadar sıkılmıştı ki bana geldi! Bak! Mahvettiğin Adem orada yatıyor! Bak! Ben buraya niye geldim biliyor musun? Kurtulmak için. Artık ortak bir düşmanımız var. Cansız. Adem'i ben öldürmedim. Cansız öldürdü. Ama ben de onu öldüreceğim. Öyle bir öldüreceğim ki hiçbir şeye benzemeyecek. Onun uğruna ölümü göze alacağı tek şeyi yok edeceğim. Duydun mu beni? Mahvedeceğim onu. Sonra da uzaktan acı çekmesini isteyeceğim. Bunu yapacağım Kader. Bunu yapacağım. Bir de bana tilki diyorlar. Ne istiyorsun? Senin istediğin şeyi. Neymiş o? Kerem'i kurtarmak. Senin de bunu istediğini biliyorum çünkü buradasın. Herhalde istiyorum. Ama öyle kolay değil o. Aslında kolay da sen zorlaştırıyorsun. Kerem'i içeriden çıkaracak şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun da... ...ya yapmaya cesaretin yok ya sevgin.
Ben Kerem'i seviyorum. Öyle mi? Nasıl ikna ettin kendini Kerem'i sevdiğine? O suçluların yanında olarak mı yoksa Yakup'u koruyup kollayarak mı? Ne oldu Meral? Arada mı kaldın? Kerem mi, Yakup mu? Hangisi daha ağır basıyor? Hangisi daha değerli senin için? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Kerem'i gerçekten sevseydin bu kadar kararsız kalmazsın. Aklın Yakup'ta değil, Kerem'de olurdu. Bence sen hiç kendini boşuna kandırma. Senin Kerem'i sevdiğin falan yok. Sevseydin Yakup'u bize verirdin çünkü. Kerem Korkmaz içeride mi? Siz kimsiniz? Niye soruyorsunuz Kerem Korkmaz'ı? Cemre Gür. Avukatıyım. Onu şimdi görmek istiyorum. Şu an muayene oluyor. Onun avukatıyım ve onu şimdi görmek istiyorum. Giriniz. Merhaba. Ben Kerem Korkmaz'ın avukatıyım. Merhabalar. Buyurun. Muayene bittiyse bir konuşabilir miyim? Tabii. Buyurun lütfen. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya kavga çıktı dediler. İki gardiyan yaralanmış. Ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım Cemre ya. Saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Yaptığım hiçbir şey yok. O iki gardiyan beni öldürmeye kalktı. Nasıl yani? Ne öldürmesi? Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Niye olacak? Bizi ayırmak için. Ölü ya da diri kızım fark etmiyor. Bizim ayrılmamızı istiyorlar. Tek istedikleri bu. Ben böyle bir şey izin vermem. Seni benden alamazlar. Gitmeye niyeti olan kim ya? Sen iyisin değil mi? İyiyim. Artık çok daha iyiyim. O gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım ben. Mahvedeceğim onları. Yaparsın, yaparsın biliyorum da elini çabuk tutman lazım. Daha ne kadar dayanırım onu bilmiyorum ben Cemre. İçeride durum fena. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama durmayacaklar. Durmayacaklar. Elini çabuk tut, bir an önce çıkar beni oradan. Tamam, çıkaracağım. Ama biraz daha sabret. Ve kimseye bulaşma, ne olur. Tamam. Eğer senin bir çocuğun olsaydı var ya, dünyanın en mutlu çocuğu olurdu. Nereden çıktı şimdi bu? O kadar şefkatlisin ki. Sevdiğin herkesi çocuklaştırıyorsun. Senin de yaramaz bir çocuktan farkın yok. Sorma ya. Camı çerçeveye indirip duruyoruz değil mi? Hayır, bir de bunun sıkıntısını sadece ben çeksem bir şey. Ama başkalarını da içine sokuyorum, başkalarını da sürüklüyorum, o kötü. Yo, başkaları kim? Yani başkaları derken işte sevdiklerimden bahsediyorum ya. Bir isim rica etsem. Buraya bakarak lütfen. Çok kolay zannediyorsun değil mi? Gözlerin içine baka baka seni seviyorum demeyi çok kolay zannediyorsun değil mi? Niye kolay olmasın? Sen sadece baktığını zannediyorsun Cemre. Ama ben orada kayboluyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Böyle avukat olur ya. Oluyormuş işte. Oluyormuş da. Öldürüyormuş. Sana bir şey olmasın, bana yeter. Sana yoksa kimsem kalmadı benim. Ölümden dönmüşsün, hala gülüyorsun ya. Ben bir seni görmezsem deliririm, bir de gülmezsem. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Çıkalım mı? Nereye? Burada mı konuşacağız? Demirci'm, ben söylemek istediklerimi fazlasıyla söyledim farkındaysan. Sen konuşmak istedin, dinliyorum. Erman, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kendim için en doğru olanı. Bu mu yani? En doğru olan bu mu? Kadir Adalı'ya güvenmek mi? Sen kime güveniyorsun? Selim'e mi? Hayır. Sadece kendime güveniyorum. Demirciğim, yaşadığımız güzel günlerin hatırına sana bir tavsiyede bulunayım. Selim'e de güvenme, kendine de. Selim'in 48 saatten az bir süresi kaldı. Onun süresi dolduğunda benim devrim başlayacak sanıyorsan gerçekten yanılıyorsun. Selim tek başına seyahat etmeyi sevmez. Yanında mutlaka birini daha götürür. Ve ben kimi götüreceğini az çok tahmin edebiliyorum. Götür oğlum, hadi götür. Artık adrese teslim ceset gönderiyor adam. Senin için rahat olsun. En geç yarın ajansının cesedini sana teslim edeceğim. Adalı, istihbarat da giriyor işin içine. Ne istihbaratı? Fazla vaktin yok. Cansızı paketledin, paketledin. Paketleyemedin, peşinden koşturacak bir dosyan olmayacak. Nasıl yani? Cansızın dosyasını bizim elimizden mi alacaklar? Gelen haberler öyle. İş yığınından da çıkmak üzere. Anladım, anladım. Mesajı aldım ben. Mesaj yerine ulaştı. Çetin, arabanın anahtarını ver. Buyur abi. Eyvallah. Hadi oğlum. Buyurun. Merhaba. Kerem Korkmaz'ın avukatıyım ben. İşinize dönün. Niye buradasınız? Biz gereken neyse yaptık. İfadelerimizi verdik polise. Evet, ifadelerinizi okudum. Kerem'in suçlu olduğuna dair zerre kadar şüphe etmediğinizi söylemişsiniz. Aynen öyle. Kerem'in o melek yüzüne bakınca aldanıyor insan. Ben de aldandım. Avukat olduğunuza göre biliyorsunuzdur. Bu Kerem bir kızın evini soyup bir de üstüne kızı bıçaklamış bir çocuk. Cemil uyarmıştı beni ama önemsemedim. Biraz olsun akıllanmıştır. Doğru yolu bulmuştur sandım. Ama yanılmışım. Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Geç de olsa öğrenmiş oldum. Siz hiçbir şey öğrenememişsiniz. O evi soyup bıçakladığı kız var ya, o kız benim. Siz misiniz? Evet, benim. Şimdi avukatlığını yapıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa bir insanın pişman olduğunda nasıl çaba gösterdiğini, hatasını telafi etmek için nasıl çırpındığını Kerem'de gördüm ben. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ben buraya Kerem'de gördüğümü sizin de görebilmeniz umuduyla gelmiştim. Ama siz kafanızda çoktan yargılayıp cezasını kestiğiniz insanın gerçekte kim olduğunu, neleri hak ettiğini asla bilemezsiniz. Çünkü gerçeği görmek cesaret ve emek ister. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Merhaba. Kolay gelsin. Cevdet Bey buralardan mı acaba? Ofisinde kim geldi diyelim? Ha. Hayvan ticareti konusunda tecrübeli bir iş adamı geldi diyelim. Birader, tersane burası.
Tamam işte ben de ticarete tam olarak buradan başlayacağım. Siz beni onun yanına çıkartacak mısınız yoksa ben kendi imkanlarımla mı çıkayım? Şimdi sen ufak ufak uzuyorsun. Ne olur zaman sen. Hadi. Cevdet kim? Cevdet. Cevdet kim burada? Kim soruyor? Ha, sensin Cevdet. Anlaşıldı. Sen kalıyorsun, diğerleri buradan çıkıp gidiyor. Haydi. Dışarı çıkın! Ya ben fevri bir insanım, sinirli bir insanım. Onu anlıyorum. Kendimi sakinleştirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çaba sarf ediyorum. Ama mesela şartlar beni öyle bir zorluyor ki maalesef bunu başaramıyorum. Yapabileceğim bir şey yok ki. Ne yapabilirim? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Cansız'a. O da kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Tanımıyorsun. Oh! Burnumu kırdın hayvan herif. Sen Cansız'ın nerede olduğunu söylemezsen senin bütün kemiklerini kıracağım. Ayrıca senin karşısında başkomiser var. Doğru terbiyeli konuş. Şerefsiz. Kalk. Kalk. Hala artistik yapıyor. Çarpacağım ağzına ha. Zeynep Hanım bugün zimmetine 540 bin lira geçirdi. Çok güzel. O halde savcılığa Zeynep Hanım'la ilgili suç duyurusunda bulun denir. Tabii ki. Peki bu Yakup denen çocuğu ne yaptı? Henüz bir şey yapmadım ama yapacağım. Onunla bir randevu ayarla denir. Gelince de öldür. Öldüreyim mi? Hı hı. Evet. Bu çok riskli olmaz mı? Risk mi? Sen bana riskten mi bahsediyorsun? Zaman daralıyor Demir. Hepimiz için daralıyor. O Yakup denen adamı öldüreceksin, yarım kalan işi bitireceksin, yoksa bizi bitirecekler. Gel benimle. Bana çok yardımcı olmuştu. Sana da olacaktır. Bak Demir, hayatının en değerli saatlerini yaşıyorsun. Ona göre davran. Demircan. Yakup. Hala buralarda mısın? Ne oldu? Çekiyordun. Özledin mi beni? Ya olur öyle şeyler arada. Ama temiz iş yaptık. Ben sen gitmeden ufak bir iş daha yapalım istiyorum. Ne dersin? Ya vallahi ne bileyim ki ben şimdi kardeşimi özlüyorum yani. Sonradan yokluğu koydu herifin. Ayrıca bu cinayet işleri falan beni pek açmıyor. Parası iyi de sarmadı. Yok, yok. Bu sefer cinayeti sen işlemeyeceksin. Ne yapacağım? Çok basit bir şey. Senin
varlığın yetecek. Ama yüz yüze anlatmam lazım. İyi bakalım, anlat. Okey. Atıyorum ben sana konumu. Tamam, ben de geliyorum. Evet kardeş. Bak burası böyle sakin, huzurlu, sessiz bir yer. Dilediğin kadar düşünebilirsin rahat rahat. Yani cansızı versen ne olur, vermesen ne olur, ne bileyim. Yani kimden korkmak daha mantıklı. Sen bunları otur böyle bir ince ince güzel güzel düşün, olur mu gözüm? He? Düşün. Şu beynin hala kafatasında duruyorken otur düşün bunları, tamam mı? Hakkını yememek lazım. Cesur adam mısın? Bunun cesaretle ilgisi yok. Neyle alakası var? Ya benim kafa biraz kırık. Kırık yani. İşte böyle arada esti mi bunlar başıma geliyor. İstemiyorum ben de. Sen şimdi burada böyle güzel güzel de istirahat et. Gürültü de çıkarma, insanlar rahatsızlık duymasınlar. Cemre, kızım. Bir daha beni görmek istemezsin diye düşünmüştüm. Sana son bir şey söylemeye geldim baba. Yine başaramadın. Kerem'e hiçbir şey yapamadın. Sen çabaladıkça biz Kerem'le daha çok birbirimize bağlanıyoruz. Daha çok destek oluyoruz. Başaramayacaksın baba. Efendim Zeyno. Kadir, ben ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendin? Meral aslında bizi seviyormuş. Bizim için her şeyi yaparmış. Ne diyorsun sen ya? Demek o değişik haller hep sevgiden miymiş? Aynen, sevgidenmiş. Biz kızı yanlış anlamışız. İyi, güzel, hatamızı düzeltir, özür dileriz o zaman. Ya Zeynep. Efendim? Özledim ha. Tamam Kadir'cim. Biz bekliyoruz. Yakışıyorsunuz ama. Vallahi. Hayırdır? Kerem'in ölüm haberi mi geldi? Hayır, Kerem'in yaşadığı haberi geldi. Ayarladığın adam becerememiş. Alo. Duyuyor musun söylediklerimi? Kerem yaşıyor. Bak, elindeki fırsatı kaçırdın. Benim hep ikinci bir adamım vardır. Bunu en iyi senin bilmen lazım Selim. İkinci bir adam mı dedin? Ya biz intihar süsü verelim dedik. Demek ki olmamış. O zaman cinayetle bitireceğiz. Kim yapacak peki? Müebbetlik biri. Güzel. Yatak boş mu? Herhalde boş. Metin. Kerem, geçmiş olsun. Sana da. Eyvallah, sağ ol. Thank you.
Hoş geldin Demircan. Hoş bulduk Seksik. Allah kahretsin. Abi ya. Alo Çetin. Yakup'u aldım oğlum ben. Attığım adresi bir tane ekip gönderin bana. Yok yok siz sen orada kal biz geliyoruz yanına. Haydi. Seksik. Seksik. Oğlum niye niye neye kısmet öyle değil mi? Yalnız benim de hakkım var bak ben de tam bal porsu gibiyim ha. Bin lan gevşek bin. Bedel ödemesine az kaldı. Kadir Adalı Yakup'u gözaltına aldı. Ya sen ne işe yarıyorsun Demir? Sen ne işe yarıyorsun? Selim Bey sakin olun. Ofisteyiz. Kızımı kaybettim. Karımı kaybettim. Şimdi her şeyimi kaybetmek üzereyim. Kimse beni böyle kolay harcayamaz. Evet tabii ki kimse sizi harcayamaz tabii ki. O Yakup denen çocuğun avukatlığını ben yapacağım. Ne? Sakın yapmayın böyle bir şey. Neden? Ne gerek var ki buna? Başka bir avukat buluruz, o yapar Yakup'un avukatlığını. Eğer siz avukatlığını yaparsanız her şeyi itiraf etmeniz anlamına gelir bu. Kimseye güvenmiyorum. Sana da güvenmiyorum, senin bulacağın avukata da güvenmiyorum. Selim Bey, bana güvenmiyor musunuz? Evet. Yakup'un avukatlığını ben yapacağım. Konu kapanmıştır. Peki. Ben yine de sizin güveninizi geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ömer Bey, Kerem'in babası. Ömer Bey, oğlunuzla ilgili vereceğiniz ifadeyi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Rica etsem Selim Bey'e de tekrarlar mısınız? Oğlum Kerem Korkmaz'ın Cemil Tunay'ı öldürürken kullandığı ruhsatsız silah bana ait. Oğlum silahı benden zorla alırken Cemil Tunay'ı da öldüreceğini söyledi bana. Ne yaptıysam oğlum vazgeçiremedim memur bey. Bu söylediklerim Kerim ömür boyu içeri tıkmaya yeter mi? Artar bile. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Lafı bile olmaz. Çocuklar, bunu hastaneye götürün. Polise mukavemetten de suratının bir parça şeklinin değiştiğini söyleyin. Hayırdır canım benim, bir şey mi söyleyeceksin? La, indir elini. Hastaneye götüremeyiz. Yürü abi, yürü.
Hani yürü. Korkma. Hiçbir şey yapamaz. Ne korkacağım ya ondan? O benden korksun. Vallahi bak. Yani hayatının en büyük kıyağını yaptın ha Kerem'e. Tayfun. Buyur abi. Meral Hanım ifadesini aldım. Senin ifadeni de ben alacağım. Eğer bir mahsur yoksa senin için. Allah Allah, ne ifadesiymiş o? Burada olmaz. Burada alınacak bir ifade değil çünkü. Evde alınacak bir ifade. O zaman sen bana konuyu söyle de ben belki bir savunma falan hazırlarım. Belki avukat çağırırım yanıma. Hiçbir avukat senin savunmanı yapamaz. Sen beni sevmeye hükümlüsün. Abi müdürüm şu dosyada eksik bir imza... Pardon. Ne pardon? Ben gideyim o zaman. Hem siz konuşmuş olursunuz, sonra görüşürüz. Tamam, tamam. Zaten o konuda ben şey yapacağım. Yardımcı olacağım. Şu burada halledilebilecek bir konu değil. Evet, konuşuruz. Ya bir konuda yardım istedi de. Aynen. Anladım abi. Neyi anladın? Abi şu imza işini ben halledeyim, sonra konuşuruz, olur mu? Dur, neyi anladın ki? Anlat, neyi anladıysan biz de bilelim. Allah Allah. Alo, Zeynepciğim. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Benim sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı. Müsaitseniz buluşalım mı? Olur, tabii, tabii. Bir insana yanlış yaptırmak istiyorsan... ...böyle... ...öfkesiyle beslemen lazım. Bunu niye şimdi bana söylüyorsun? Biraz sonra duyacaklarını iyi anlayabilmen için. Karımla çocuğunu benim öldürdüğümü söylemişler. Doğru. Ben öldürdüm. Bugün olsaydım aynı şeyi gene yaparım. Pişman da değilim. Niye biliyor musun? Çünkü vicdan denilen şey bende yok. Senin vicdanın benim. Ve seni gördüğümde paramparça edeceğim seni. Tabii önce bulman gerekmiyor mu? Eğer seni motive edecekse... Bir ceset daha gönderebilirim. Sen derin derin nefes al, sanki son nefesinmiş gibi. Ben şu ana kadar aradığım herkesi buldum. Seni de bulacağım. Ve seni böyle kanlı canlı böyle karşımda görünce... Bak, kim olursan ol. Bak sana söylüyorum, senin kafanı gövdenden ayıracağım. Duydun? Şimdi artık karşısına kim çıkarsa çıksın, cansız diye öldürecek. Ben de temiz bir hayata başlayacağım. Pişman değil misin?
Yani az önce telefonda söylediklerin doğru mu? Onun karısıyla kızını öldürmek hiç önemli değil mi? Veli, hayırdır, sen benim vicdanım olmaya mı çalışıyorsun? Yok. Yok, yok. Veli. Sadece Kadir Adalı için değil. Senin için de vakit daralıyor. Kaseti getir. Arıyorum. Bulunca getireceğim. Asiye Hanım'ın hizmetçisi kayıp. Onu bana bul. Tamam, bulurum. Cansız Kadir telefonla aradı. Ben de oradaydım. Kadir'e 48 saatim var dedi. Anlamadım. Cansız Yusuf'a 48 saatim mi var dedi yani? Bilmiyorum ama Kadir öyle söyledi. Bir dakika, peki şimdi ne olacak? Yani ya karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Kadir hiçbir şeyi durduramayacak. Ama Cansız eğer Kadir'in oğlu olduğunu öğrenirse... bence ona bir şey yapmaz. Yani yapmaz değil mi? Zeynep'ciğim. Bir zamanlar Cansız için hayatta en önemli şey çocuklarıydı. Biliyorum bunu, çok iyi biliyorum. Ama şimdi, yani şimdi Yusuf'un yaşadığını öğrenirse, Yusuf'un oğlu olduğunu öğrenirse ne olur onu bilemiyorum. Hiç. Eğer Cansız Kadir'e bir zarar verecek olursa ben onu durdurmak için her şeyi yaparım. Çünkü Kadir asla durmayacak. Aleykümselam. Vallahi dedim ki Veli bizi aradıysa kesin bulmuştur bir şeyler. Cansız çağırdığına göre bulmuştur. Ne dedim ben sana? Aha dedin abi. Vallahi biz her türlü canlıyı cansızı severiz. Hele bize şunun yerini bir söylesin. Yalnız sizi uyarayım, bu Cansız biraz tuhaf bir adamdır. Normali bizi bulmaz ki Veli, tuhaf derken. Yani çok muhabbet istemez. Üstünüz alın. Ya yerini söylesin yeter. Medet, beni utandırma. Ayıp oluyor ama abi. Selamünaleyküm dayıcığım. Aleykümselam. Mülk sahibi mi? Ne? Ne soruyorsun Medet? Alıcı mısın oğlum? Bir dur. Yok abi, o değil de. Şimdi bismillah taşınıyoruz desen 4 ay sürer burayı taşımak. Kiracıysan sıkıntı büyük. Ama büyük sahibiysen sıkıntı yok. Kız. Aradığınız herif Mahsun. Hah, Mahsun. Şile'de. Son adresi bu. Orada diyorsa oradadır, sekmez. Haysızın Allah'ınıza kurban be. Geldim Ali.
Alo Salih. Var mı haber, buldunuz mu bir şey? Var. Adres bulduk. Şile. En son Şile'deymiş. Şile'de. Biz oradayız şu an. Boş burası. Sen yine de bir adresi atsana bana. Yapma ya. E dur bakalım. Dur. İnşallah ya. Ne yapacağız ya? Yamaç. Başka bir yer oğlum burası. Güzel adam ya. Eyvallah dayıcım. Eyvallah. Böyle işiniz görülsün de. Bakalım inşallah. Veli, senin var Tolu Saadettin diye bir arkadaşın yok artık. Bir kardeşim var, haberin olsun. Bir telefona yanındayım, tamam? Eyvallah, eyvallah. Hadi. Allah razı olsun. Sağ ol. Kolay gelsin dayıcığım. Kolay gelsin. Hadi Medet, hadi. Abi Şile mi, neresi? Ha, Şile. Sen bütün dosyaları iyice baktın mı? Tamam. Hoş geldin kardeş. Hayırdır? Uykundan erken mi uyandın? Daha 48 saat dolmadı. İstediklerini veriyor musun? Sana hiçbir şey vermiyorum. Ne Cansız'ı ne Kerem'i. Sen kendi elindekileri kullanarak al ikisini de. Alabiliyorsan tabii. Neyle yapayım bunu? Neyi neyle yapayım? Dişlerini diyorum. Dişlerini neyle sökeyim? Bence gücünü Cansız'a sakla. Benimle vakit kaybetme. Şimdi izninle müvekkilimle görüşebilir miyim? Kim senin müvekkilin ya? Benim müvekkilim Yakup Kara. Bu kadar komik olan ne anlamadım. Ya seni, o Demir seni nasıl bıraktı ya böyle müvekkiline? He? Hayırdır, bir şey mi oldu yani? Bir hastalık ustalık başına bir şey mi geldi? Ben onu anlamadım. Ne demek istiyorsun? Ya bir şey demek istemiyorum. Git müvekkiline konuş, sana dökülsün. Ondan sonra da gelip bize dökülürsünüz. Haydi. Hep birlikte göreceğiz. Ya görelim. Aa, az daha unutuyordum. Dışarıda Kerem Korkmaz'la ilgili ifade vermek isteyen biri var. Çok önemli şeyler söyleyecekmiş. Belki dinlemek istersin, ha? Gelsin. Aa, geliyor. Ömer Bey, buyurun. Bana söylediklerinizi lütfen Kadir Bey'e de söyler misiniz? Tabii, söyleyeyim. Bir avukat kapıma kadar gelip oğlumdan yalan yere şikayetçi olmam için bana para teklif etti. Ne diyorsun sen? Doğru duydun. Anlattığım gibi oldu her şey. Kapıma gelen adam oğlumdan şikayetçi olmam için bana para verdi. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Evet. Ne istiyorsunuz lan? Şşş. Sakin. Sakin ol. Sakin sakin konuşacağız, yavaş. Konuşacak bir şeyim yok benim. Abla, şu içerideki zarfı getirir misin bana? Sana yüklü miktarda bağışta bulmuş dayı. Kim bu hayırsever? Ulan sen benim paramı mı el koyuyorsun? Oğlum gibi hırsızdan başladın. Bağırma kadına! Kadir, oğlum. Ya kadına niye bağırıyorsun dayı? Tatlı tatlı konuşuyoruz burada. Bağırma. Kadına bağırma. Sana şu parayı verenler oğlunu şu hayatta bir kere daha yakmak istediler. Doğru muyum? Asıl o yaktı beni, o! Dayı, sesinin tonajına dikkat et.
Bak ben seni duyuyorum, bu kadar mesafedeyiz. Eğer dikkat etmezsen elim, kolum, ayağım, kafam, gözüm bir şekilde benim oynamaya başlarsa burada çarşı, pazar karışır. Anladın mı? Bunun gözleri kör. Senin gözün kör. Ulan o çocuk senin çocuğun. Bizim kardeşimiz senin de çocuğun. Canını dişine takarak gece gündüz çalışıp çabalayıp bir şeyler başarmaya çalışıyor. Sen kendi çocuğun için ne yaptın bu hayatta? Yaptığın bir şey söyle bana, ben susacağım. Babasıyım ben onun. Yetmez mi? Babasısın ha. Babası. Sen bir kere bile bu çocuğu alıp sevdiğini hissettirdin mi? Bu çocuk sevildiğini hissetti mi? Şimdi karşıma gelmesin, sen ben babasıyım diye konuşuyorsun. Bu çocuğu hiç sahiplendin mi sen hayatın boyunca? Şimdi bak. Ben ve benim çevremde görmüş olduğum kim var ise, Kerem için, yani senin sahiplenmediğin ama senin oğlun için, bizim de kardeşimiz için gözünden akan tek bir damla yaşa, dünyayı yakarım. Yakarız. Anladın mı? Ama bir baba boşluğunu dolduramayız. Neden? O boşluğu ancak bir baba doldurur. Anladın mı? Kardeş, eş, dost, ahba bu boşluğu dolduramaz. Sen evladını seveceksin. Sayacaksın. Adam muamelesi çekeceksin. Evladın da seni sevecek, sayacak. Benim babam diyecek. Hem çocuğu yap, hem çocuğu sokağa sal. Ondan sonra karşılıksız sevgi bekle. Yok öyle dünya dayı. Öyle dünya yok. Anladın mı? Sen şimdi söyle bana. Şu hayatta bir kere olsun oğlunu sevecek misin? Bir kere olsun oğlunu sahiplenecek misin? Hı? Hiçbir karşılık beklemeden, ama hiçbir karşılık beklemeden ona babalık yapacak mısın? Satılık evlat yok bende. Sende satılık ne var? Onur, gurur, haysiyet. Ha? Satılık bunlar. Akif. Buyur abi. Kerem'in babasının ifadesini al. Ondan sonra da gönderir beni. Baş üstüne abi. Ömer Bey buyurun böyle. Bak 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 nasıl da paraya yan gözle bakıyor. Sen var ya sen. Al tamam al. Al getir. Aynen. Almayayım. Kalsın teşkilatınıza bağış olarak kalsın. Senin gibi bir parasına bizim teşkilatın ihtiyacı yok. Bu bir. İkincisi bir daha bunu ima eden bir şey söylese senin kafanı gözünü patlatırım. Bu iki. Şimdi gibi ne görüşürsen görüş. Selim Bey. Selim Bey pardon. Pardon. Hissediyor musun? Diş çekiyorum ya. Paşam. Hadi bakalım. Ben seni nereden tanıyorum? Selim'in yeni müvekkili kim biliyor musun? Bilmiyorum. Kimmiş? İkimizin videosunu çeken Yakup. Çok iyiymiş. Çok mu iyiymiş? Berben sen benim ne dediğimi duymadın galiba. Bu herif kendini kurtarmak için her şeyi yapar. Selim'e ikimizi anlatabilir. Selim'e ben de bizi anlatabilirim Demir'cim. Sen ne diyorsun ya? Demir, Selim er ya da geç bizi öğrenecek. Senin benden sakladığın bir şey mi var? Çok yakın bir zamanda o videonun yeniden başımıza bela olacağını biliyorum mesela. Demir'cim bak, senin hala vazgeçmediğin şeyler var. Ama ben her şeyden vazgeçtim. O yüzden korkması gereken kişi sensin, ben değilim. Kaçıştın sen.
Bak bakayım başka bir şey var mı? Yok. İmzala şurayı. Mahkemeye çıkacaksın. Ellerinde mobese görüntülerinden başka bir şey yok. Hakim seni serbest bırakır. Çıktıktan sonra hemen buradan gideceksin. Dava da kapanacak. Yani vallahi ben gidecektim de. Sizin damadınız yani eski damadınız Demir Bey kendisi bana yeni çok güzel bir iş bastırdı. Tam o işi yapacakken Kadir Kargo bizi paketledi işte. Serbest kalır kalmaz buradan gideceksin. Eğer gitmezsen Demir'le yapamadığınız işi benimle yaparsın. Senin bu eks damat var ya... Bu eks damat çok iyi taklalar atıyor biliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Grokoromenci çocuk acayip taklalar atıyor gözümle gördüm. Bir ara söyleyin de izletsinler size de. Yani göstersin nasıl attığını. Saygılar. Allah işlerinizi rast getirsin. Yeni iş ha? Ben sana gösteririm yeni işi lan. Eyvallah baba. Afiyet olsun. Lan bir çayın tadı da hiç değişmez mi be kardeşim? Mazim var diyor yani. İkinci girişim. Ama bu sefer temelli geldim. Temelli mi? Hı-hı. Müebbet yedim. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. Bir ömür buradayım artık. Dışarıda kimi kimse yok burada ya. Var. Karım iki de kızım var. Ama bir iş var. O olursa hayatları garanti. Dayı sen niye geldin hayırdır? Ne oluyor niye? Mantıka temizliği diyelim. Az biraz kan akacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika, bir dakika. Bu bir rüyaysa lütfen. Ben bu rüyadan uyanmak istemiyorum. Ay rüya değil, gerçek. Kanıt istiyorum. Ne kanıtı? Ne bileyim, bir öpücük. Bayağı ufak bir dokunuş. Dur, 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 dur. Ya saçmalama, dur. Neden? Ben şimdi anladım. Ben şimdi anladım. Sen benim anahtarımı al. Üstüne bir de yedek anahtar yaptır. Bütün bunlar bana her akşam böyle güzel yemekler yapmak içinmiş, hazırlamak içinmiş. Öyle değil mi? Ben bu saatten sonra senden uzak kalamam. Ya Kadir, dur sofrayı ben hazırlamadım diyorum. Gel. Hadi gel. Sürpriz. Bu akşam sofrayı annen kurdu. Anlatmadığım bir şey var. Neymiş?
Oğlum bana hep annesini bulma hayalinden bahsederdi. Gece, gündüz hep dilinde annesi vardı. Onu bulunca nasıl sarılacağı, ona neler söyleyeceği. Sonra bir gün dayanamayıp ona sordum. Peki ya baban dedi. Onu hiç merak etmiyor musun? Bana ne dedi biliyor musun? Benim babam yaşamıyor. Yaşasaydı mutlaka beni bulurdu. Ama bulmadı. Demek ki yaşamıyor. O seni hep ölü bildi. Ama sen hayattaydın. Ve onu bulamadın. Bulamadığın için de o öldü. Ne acayip değil mi? Bir şekilde kim olursan ol, insana büyük dersler veriyor. Otursun. Olur. Anne sen buraya. Ki? Kadir abi sen de buraya. Asiye teyze sen de buraya otur. Peki. Arkadaşım nasıl istiyorsa öyle olsun. Asiye teyze biliyor musun? Kadir abi buna yıldızlı bir lamba aldı. Çok güzel. Öyle mi? Ne güzel. Evet. İstersen sana gösterebilirim. Değil mi anne? İstersen tabii ki gösterebilirsin. Ama bizim evde. Yemekten sonra gideriz istersen. Zaten bizim evimiz çok uzak değil. Yakın. Uzak olsa da gideriz. Ne fark eder? Asiye teyze. Sen artık burada mı yaşayacaksın? Güzel değil mi böyle hep birlikte toplandık? Sevdiklerimizle birlikte. Evet, evet. Benim için de oğlumun bütün sevdikleriyle beraber olmak çok güzel. Aslında oğlunuzun sevdiği biri daha var. Kardeşi Kerem ama o şu an burada değil. İşte Kerem'in kapısı yavaş yavaş aralanıyor. Yani yakında Masum oldu, ortaya çıkacak. Peki o zamana kadar ne olacak? Kerem sağ salim çıkabilecek mi içeriden? Kerem.
Bir an gidermiş. Gel oğlum. Bitti. Çekilecek bir şey yok. Gel hadi. Al bunu da. Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Bizde bir şey yok. Abi sen ne ayaksın? Hayırdır kimse sen ya? Polisim. Geliyor ya sen. Ne polisi ya abi? Asayiş şube. Savcı beyin izniyle buradayım. Ne alaka, niye? Seni korumak için. Kadir Adalı. Tanırsın değil mi? Sen... Tanımaz olur muyum? Abim olur ya. Abinin selamı var. Aleykümselam. Ya Zeynep, biz sevdiklerimizin üzerinden elimizi çekmeyiz. Yani içeride onu koruyup kollayacak insanlar var. Nasıl yani? Şöyle... Ben sabahki olan mevzuyu biliyorum. Sen merak etme. O yüzden önlemimizi aldık. İçini rahat tut. Cemre'ye de söyle, o da içini rahat tutsun. Alayım ben tabağınızı. İzin verir misin lütfen? Tabii ki. Bahar. Veli Bey. Bu ne acele? Bir yere mi gidiyorsun? Yok Veli Bey, nereye gideceğim? Niye evde değilsin o zaman? Biraz hava alayım dedim. Çok bunaldım evde. Havayı sonra alırsın. Gel. Şimdi beni iyi dinle. Bunu al ve bu akşam ortadan kaybol. Ama sakın kendi kimliğinle bilet alma. Kardeşinin kimliğini al, tamam mı? Tamam Veli Bey. Nereye gideceğim? En uzağa, en sessiz yere. Yoksa Cansız bulur seni. Şayet Cansız'ın seni aradığını öğrenirsem... ...ondan önce ben bulurum seni. Anladın mı? Anladım Veli Bey. Kaybol. Sen ne büyük insansın. Ya, ne yaptık oğlum, sen benim kardeşimsin. Abi sen nereden ayıldın bunların içeride beni rahat bırakmayacağını bu kadar? Ya bu...
Bunlar bir tuzak kurmuşlar. Bu tuzağı yarıda bırakırlar mı? Önce gardiyana salça oldular. Baktılar o taraf çalışmadı. Ondan sonra mahkumlarla yürümeye kalktılar. Bu iş böyle. Ama sen merak etme, yakında çıkacaksın. Sağ ol abi. Ben ne zaman yere düşsem, ne zaman yolun sonuna gelsem, ne zaman bitti Kerem, tamam artık oğlum desem. Siz kaldırıyorsunuz beni ayağa. Başta sen, Cemre, Zeynep ablam. Ben buradan sizin için çıkmak istiyorum abi. Başka kimim kimsem yok zaten. Başka kimseye de ihtiyacım yok. Bir de annem olsun yeter. Biri daha var. Yok abi, başka kim var? Babam var. Yok abi, benim babam yok. Biliyorsun. Sen istesen de istemesen de senin bir baban var. Anlıyorum senin sinirini, öfkeni. Gayet normal. Haklısın. Ama senin öfkenin sana bir faydası yok ki. Bak, kocaman adamsın. Ben sana bir şey yap diyemem, doğrusunu gösteremem. En nihayetinde kendi yolunu kendin bulursun. Ama bu dünyada herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. Bak, baban sana bu şansı verdi. Anladın mı? Sağ olsun Sabri Bey de görüşe müsaade etti. Buradalar. Ben çıkıyorum. Siz baş başa görüşün. Söyle Çetin. Kerem Korkmaz meselesinde bir gelişme oldu abi. Kerem'in aleyhinde ifade verenlerden bazıları ifadesini geri çekmek istiyor. Kimmiş onlar? Abi işte tamirhaneden iş arkadaşları, bir de patronu. Kerem'in maktul tarafından bilerek tahrik edildiğini, kavga esnasında da sinirle konuştuğunu söylüyorlar. E güzel. Yani biri her ne yapmışsa işe yaramış demek ki. Haydi kapat telefonu. Ha Cemre. Sen Kerem'e çalışmış olduğun tamirhanenin patronuyla konuşmuşsun, doğru mu? Evet. Yanlış bir şey mi söylemişim? Yok, güzel. Aksine tam tersi. İşe yaramış. Herkes ifadelerini geri çekiyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Bu sabah bir şey daha oldu. Ben Yakup'un telefon sinyal bilgilerini aldım. Ya olay anında orada olduğu kanıtlandı. Hastane raporundan barut izi çıkmadı. Şimdi Kerem'in aleyhine ifade veren herkes ifadesini geri çekti. Çok güzel. Kerem'in babasıyla Kerem'i içeride saldıran adamların elimizde ifadeleri de var. İtiraz dilekçesini bugün sulh cezaya vereceğim. Yani bütün bu delillerle artık Kerem'in çıkması lazım. Aynen, itiraz dilekçesini vermeden bir şey eklemek istiyorum ama. Ne ekleyeceksin? Kerem'i çok seven birinin ifadesini. Ne oldu, sen niye geldin? Hayırdır? Kadir getirdi. Başka türlü gelmezdin zaten. Gelmezdim, doğru. Sen iyi bir baba olsaydın, ben belki burada olmazdım. Çocukluğumda bir kere benim başımı okşasaydın, bir kere varlığını hissettirseydin, beni bir kere görseydin, ben bambaşka bir adam olurdum belki. Belki başka bir adam olurdun. Başka bir hayat yaşardın. Ama bugün yaşadığın güzellikleri de kaybederdin, değil mi?
Babam... Babam bana nasıl davrandıysa... ben de sana öyle davrandım. Babam anneme nasıl davrandıysa... ben de annene öyle davrandım. Yaptıklarımın arkasına sığınacak değilim. Peki ne yapacaksın diye sorarsan... İçimdeki nefreti gömmeye çalışacağım. Başka türlüsü de gelmez elimden. Ben senin çocukluğunu aldım. Sen benim ayaklarım. Ama yine de ödeşemedik. Beni affetme Kerem. Çünkü senin çocukluğun benim ayaklarımdan daha kıymetliydi. Demir kardeş, Demir kardeş. Sana ben ne demiştim? Demiştim ki benim içimde bir hayvan var. Onu senin üzerine salarım gerekirse demiştim. Onu seninle beslerim demiştim. Öyle değil mi? Peki sen ne yaptın? Ah be Demir kardeş. Neden dinlemedin? Oldu mu şimdi böyle? Kardeşimin mi şahit oldu? Arkadaşlarım böyle diyorlar. Şöyle değil mi? Haydi kalk. Daha Kerem'i kurtaracağız. Haydi kalk bakalım benim oğlum. Aferin benim aslanıma. Haydi. İyi günler Selim Bey. İyi günler. Bu ne? İstifa dilekçem. Bundan sonra burada çalışmam için bir sebep kalmadı. Ne işle meşguldünüz acaba bu ofiste? Sizin çevirdiğiniz dolapları ortaya çıkarmakla meşguldüm. Çıkardım da. Büyük bir zafer. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hiçbir delil değeri olmayan 3-5 tane belgeyle benim gibi bir adamın ayağını kaydırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz acaba? Dilekçenizi büyük bir zevkle kabul ediyorum. Ama uyarıyorum. Sizi neyin beklediğinden haberiniz yok. Evet yok. Ama sizi neyin beklediğinden haberim var. Sizi yapayalnız berbat bir gelecek bekliyor Selim Bey. Keşke değişmeyi deneseydiniz biraz. Ya da ne bileyim çabalasaydınız en azından. Ama çok zor. Sizin işiniz çok zor Selim Bey. Evet Demir kardeş. Bak bakayım şöyle çevrene. Bu insanları sen bir yerden tanıyor musun? Tanırsın, tanırsın. Seni tanımama mümkün değil. Bak kafasına silah dayamış olduğun Serpil abla burada. Onu senin elinden kurtaran Meral. Kerem'e mahkemede aleyhine şahitlik yapması için para vermiş olduğun bak Ömer abi burada. Cemil Tuna'nın aile avukatıyla görüşürken de seni yakalayan Cemre. Bak bütün bu bir araya gelmeyecek insanlar sırf sana karşı şahitlik yapmak için bir araya geldiler. Onun kıymetini bil. Sen tam bir... Demir.
Senin tasmanı tutan başka birileri daha var. Biz onu biliyoruz. Sen bana o tasmayı tutanı vereceksin. Biz böyle kolaylıkla çözeceğiz bu işi. Anladın? Tamam mı kardeş? Bak, daha Cemre adliyeye gidip itiraz dilekçesi verecek. Sakladığın bir şey var mı? Efendim abi? Sakladığın bir şey var mı? Yani anandan, babandan, sevgilinden, karından bir şey saklıyor musun? Yok abi, saklamıyorum. Sakın saklama. Çünkü hiçbir sır sahibiyle mezara gitmez. Senin burada. Niye burada bekliyorsun? Şubeye neden gelmedin? Bu akşam 48 saat dolacak. Kadir, bana bir söz vermeni istiyorum. Onunla karşılaştığında, cansızla yüz yüze geldiğinde onu öldürmeyeceksin. Senden bir şey rica edebilir miyim? Bu sefer seni dinlemiyorum ve suç işlemeni istemiyorum. Beni biliyorsun, inatçı bir insanım. Bak, senin inadın eğer konu cansızsa işlemez. Senden rica ediyorum. Ne olursun. Bana söz ver, öldürmeyeceksin. Bak, dün yine bana telefon açtı. Ve utanmaz bir şekilde karımla kızımın ölümünden pişmanlık duymadığını söyledi. Senin öldürme dediğin adam bu işte. Bilerek yapıyor. Seni mahvetmeye çalışıyor. Sen niye anlamıyorsun bunu? Zeynep, bilerek ya da değil fark etmez. Ben bir karar verdim ve o kararı uygulayacağım. Bu gece bu iş bitecek. Bu gece cansızı öldüreceğim. Kadir, bak yalvarıyorum, yapma diyorum ya. Ne olur diyorum. Hiç boşu boşuna uğraşma. Artık her şeyin hesabı kitabı yapıldı. Ben her şeyi göze aldım. Her şeyi göze aldın mı gerçekten? Hapse girmeyi göze aldın mı? Her şeyi mahvetmeyi. Bizi kaybetmeyi de mi göze aldın? Kadir, bizim çok canımız yandı. Yaşadığımız acılar bizi bir araya getirdi. Bak, biz yapayalnızdık, şimdi biz beraberiz. Ne olur diyorum. Bize bunu yapma. Uyan güzel. Nasıl, rahat uyuyabildin mi? Hı? Söyle bakalım, bu gece cansızı nerede buluruz? Tuvalete gitmem lazım benim. Sen önce benim soruma cevap ver. Nerede buluruz biz bu abiyi? Yerini söylesen beni bırakacak mısın? Öyle kaçak göçek yok. Biz nereye gidiyorsak beraber gideceğiz seninle. Yerini söyledim, öyle söylerim ben. Kardeş, sen zaten her halükarda bir ölüsün artık. Orasını geç. Dur, ateş etme, tamam. Sıkayım mı bir tane daha? Götüreceğim cansız yerine. Ama Allah aşkına şimdi tuvalete gitmem lazım. Olsun, kolay. Hallederiz.
Ne söyledi? Bilmeni isteseydi senin yanına söylerdi. Sana bir adres verdi. Biriyle iş yaptığını söyledi. Senin o adrese gidip o adamla konuşmanı istedi. Sen nereden biliyorsun? Çünkü ben veliyim. Onu herkesten iyi tanıyorum. Bütün planlarını biliyorum. Ve eğer oraya gidersen seni neyin beklediğini de biliyorum. Öyle mi? Ne bekliyormuş beni? Kadir Adalı. Seni ona cansız diye verecek. Kadir senin cansız olup olmadığına inanır mı bilmiyorum ama bir an. Bir an için bile olsa senin cansız olduğuna inanırsa gözünü kırpmadan seni öldürür. Yani cansız beni ölüme yolluyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Kendini temize çıkarmak için. Hayatının en kritik anındasın. İyi düşün. Ya cansıza güveneceksin ya da bana. Cansız senin ölüme gitmeni istiyor. Bense senin hayatta kalmanı arzuluyorum. İkinize de güvenmiyorum. Şu dünyadaki tek dostum benim. Tek. Öyle mi? Hı hı. İspat et o zaman. Evet. Yeter, yeter. Öf. Karın ve Demir. Şimdi sıra sende Selim. Senden bir iyilik isteyeceğim. Hem de çok büyük bir iyilik. Alo, merhaba. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bana eşinizin telefon numarasını verir misiniz? Hayır hayır, bir şey olduğu yok. Ne olur rica ediyorum, bana numarasını verin. Tamam, yazıyorum. Burası mı? Evet, burası. Binanın arkasındaki konteyner deposu. Gel bakalım şöyle. Misafirlerimize rahatsızlık vermeyelim. Ben iki dakika sessiz ol. Ben bir işim var, halledip geleceğim. Ne yapıyorsun? Lan yürü. Bırak. Bin arabaya.
bir şey olduğunu ne yapacaksın? Alo. Alo, duyuyor musunuz beni? Var mı lan başka adamın? Ulan cansız köpeği! Var mı başka adamın? Çık karşıma! Alo, sesimi duyuyor musunuz? Kimse. Ben Zeynep. Siz cansız mısınız? Benim size söylemem gereken çok 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 önemli bir şey var Kadir'le ilgili. Ne oldu? Telefonda konuşuyordun. Ha? Haydi. Benim telefonu nereden aldın? Yalvarıyorum Kadir'e bir şey yapmayın. Ne olur Kadir'e bir şey yapmayın, yalvarıyorum. Size ona bir zarar gelmesin. Peki Kadir'i bağışlamam için bana bir şey söyle. Kadir sizin oğlunuz. İnsan işte bazen melektir, bazen şeytan.
bazen zekidir, bazen cahil. İnsan bazen saftır, bazen kurnaz, bazen kurbandır, bazen cellat. Nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin.